Selam, ben Davut'tan. Dostlar, İslam Felsefesine Giriş kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Bugün ikincisi. Dün hem kitabın yazarları hakkında bir şeyler söyledik, ön sözle alakalı bir şeyler okuduk. Ve yedinci sayfada kalmıştık. İslam'da felsefi düşüncenin kaynakları. İslam felsefesinin doğuşuna ve oluşumuna tesir eden unsurlara İslam felsefesinin kaynakları veya İslam'da felsefi düşüncenin kaynakları diyebiliriz. Bunları da yerli ve yabancı kaynaklar olarak iki sınıfta inceleyebiliriz, diyor Sayın Hocamız. Yerli kaynaklar. Yerli kaynaklardan maksat, Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sözleri, yani hadisleridir. Sadece Müslüman filozoflar değil, biliciler ve özellikle de mutasavvıflar, çeşitli düşüncelerinin hareket noktası ve ilham kaynağı olarak fiiliyata, Kur'an ve hadislere müracaat etmiş oldukları eserlerinden anlaşıldığı halde, Henry Corbin'in de belirttiği gibi, yakın zamana kadar Batı'da, yani bazı oryantalistlerdeki yaygın kanaat, ne İslam'daki felsefi düşüncenin ne de tasavvufi düşüncenin oluşumunda İslam dininin hiçbir etkisinin olmadığıdır. Böyle iddialar var. Ama bu pek de doğru değil dostlar, açık konuşayım. Bu konuyla alakalı ben çok okumalar, çok araştırmalar yaptım. Hayır, İslam felsefesi üst başlığıyla bir mevzuyu araştırmak istediğinizde hocamızın da dediği gibi Kur'an ve Peygamber'in sözlerinden, hareketlerinden, fiiliyatından etkilenerek bunu lojistik bir destek olarak gören bir harmanlama söz konusu. Yani tek sebebi İslam felsefesi oluşturan ana unsuru Kur'an ve hadisler, Peygamber'in örnekliği falan değil tabii, kesinlikle değil. Evet. Batılı oryantalistleri böyle tamamen yanlış bir görüşe iten amillerin başında hiç şüphesiz ki onların İslam dini ve medeniyeti hakkında sahip oldukları ön yargıdır. Vallahi de billahi de katılıyorum. Bunun o kadar çok örnekleri vardır ki dostlar. Onlara göre Kur'an'da insanı felsefe yapmaya itecek hiçbir şey yoktur. Ya yuh diyeceksin ya, harbiden yuh diyeceksin. Diğer taraftan onlar İslam felsefesinin hiçbir özgünlüğü olmadığını söylerler. İslam felsefesi denen şey Yunan felsefesinin Müslüman filozoflarca çevirisi ve basit bir yorumundan ibarettir. Neyse. Mesela İslam felsefesini bu şekilde tarif ve değerlendiren son derece oryantalistler başında da De Boer ve Luan Gotuer, inşallah yanlış telaffuz etmiyorum, gelir diyor hocamız. Fakat yukarıda ismini zikrettiğimiz Henry Corbin başta olmak üzere çağdaş oryantalistlerin birçoğu öncekilerin ön yargılarını haksız olarak İslam'ın yani Kur'an ve hadislerin İslam filozofları için bir ilham kaynağı olduğunu, fiilen onların da bu kaynaklardan esinlediklerini savunmaktadırlar. Katılıyoruz. Gerçekten Müslüman filozofların eserleri bu açıdan incelendiği zaman, bak bu önemli, yani bu böyle retorik yaparak bu iş olmaz. Eserleri bir bak bakalım, eserleri bir oku. Okuduktan sonra bu kanaate varabilecek misin? Önemli olan o. Ama İslam'ı da bilmek gerekiyor. Sen İslam'ı bilmezsen o bilgilerin yani İslam'dan geldiğine dair bir kanaat hasıl olmaz ki. Bunu şuradan buradan çaldı dersin. Bu sebepten o kaynakları da bilmen gerekiyor. Gerçekten Müslüman filozofların eserleri bu açıdan incelendiği zaman onların mesela mutasavvıflara nazaran daha az olmakla birlikte Kur'an ayetlerine ve hadislere müracaat ettikleri görülür. Bu konuda bir fikir vermek ve ne ölçüde Kur'an ve hadislerin İslam felsefesinin oluşumuna kaynaklık ettiğini göstermek için bazı misaller vermek yeterlidir. İbn-i Rüşd, felsefe yapmanın ve felsefi düşüncenin Müslümanlar için gerekli olduğunu ispatlamak için başvurdu veya bu zarureti çıkardığı Kur'an ayetleri arasında Kitab-ı Fasl-ül Makal adlı eserinde, bu kitabı size tanıtmıştım dostlar, yanımda değil, yoksa harbiden o kitabı da okuma listesine alırdım, memlekete kitap. Bu Fasl-ül Makal, din felsefe konusunu ele alan, ilişkisini ele alan bir muhteşem bir çalışmadı. Avrupa'yı ısıran kitap diyorum ben o kitaba, gerçekten. Bu eserinde İbn-i Rüşd mesela şunları zikreder. Bu insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Gâşiye suresinin ilgili ayetleri. Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yarattığı her şeyi düşünmüyorlar mı? Gibi. Bir başka filozofa bakalım. Mesela İbn-i Miskaveh, Kitab-ı Fevzul Asgar adlı eserinde bu evrimcilikle alakalı, insan evrimiyle alakalı ciddi iddiaları olan bir alimdir dostlar. Bu ilgili eserinde ölümle bedenden ayrılmasından sonra ruhun bozulmadığını ve var olmaya devam ettiği görüşünü şu ayet ve şu hadislerden çıkarmaktadır. Yapmış olduklarına karşılık olarak saklanan müjdeyi hiçbir nefis bilmez. Secde suresi 17. ayet. Orada ya da ahirette hiçbir gözün asla görmediği, hiçbir kulağın asla işitmediği, hiçbir insanın kalbine asla gelmeyen şey vardır der.
Diğer taraftan aynı filozof aynı eserinde varlık mertebelerinden bahsederken bitkiler aleminden hayvanlar ve insanlar alemine geçişte bitkilerin en yetkin türü olan hurma ağacının ara geçiş türü olduğu görüşünü ispatlamak için şu hadise başvurur. Peygamber buyurmuşlardır ki halanız olan hurma ağacına hürmet ediniz zira o Adem'den arta kalan çamurdan yaratıldı şeklinde bir hadis var dostlar. Şimdi son paragrafı da okuyayım. Kur'an ve hadisin İslam felsefesinin esas kaynaklarından olduğunu gösteren başka bir delil de Müslüman filozofların aşağıda bahsedeceğimiz yabancı kaynaklardan etkilendikleri konularda çoğu zaman İslam dininin açık prensiplerine uymayan noktaları İslamileştirme yoluna gitmeleridir. Mesela Farabi ve İbn-i Sina kainatın yaratılışı konusunda yeni Eflatunculuğun sudur nazariyesini benimserken tüm kainatın bir takım mekanik faaliyete kendisinden çıkarıldığı coşarak çıktığı yeni Eflatunculuğun ilk prensibini İslam'ın Allah kavramıyla aynıleştirme yoluna gitmişlerdir. Aksi halde İslam'daki Allah'ın hür iradesiyle yaratma fikri ile yeni Eflatunculuğun sudur nazariyesi arasında temelde bir zıtlık kalacaktı. Böylece yeni Eflatunculuğun sudur nazariyesi İslam'ın yaratılış fikriyle yorumlanmış ve bu nazariyeye fikir sokulmuştur. Bu da hiç şüphesiz Farabi ve İbn-i Sina'nın Müslüman olmalarına ve İslami inancın kendilerinin düşüncelerine tesirinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda daha başka misaller de verilebilinir demiş Sayın Hocamız. Sonra yabancı kaynaklar başlığını atmış. Orada bir şeyler yazıyor Sayın Hocamız. Onları da okuyalım. Yabancı kaynaklar İslam felsefesinin doğuşu ve oluşumuna etki eden yabancı kültürlerdeki felsefi ve akli düşünceler teşkil eder. İslam dininin yanı sıra yabancı kültürlerin felsefi mirasları da İslam felsefesinden kaynaklık etmişlerdir. İslam fetihlerle kısa zamanda doğuş yeri olan Arabistan Yarımadası'nı çevreleyen ülkelere ulaşınca Müslümanlar o ülkelerdeki kültürlerle karşılaştılar. Müslümanlarla o ülkelerde yaşayan yerli milletlerin karşıladığı kültür alışverişi olduğunu biliyoruz. Hatta birçok yabancı dini inançlarına bakılmaksızın özellikle Suriye'de yaşayan Süryanilerden ve Mezopotamya'da yaşayan Sabilerden birçok ilim adamı Emevilerin idaresi altında önemli devlet işlerinde çalıştırıldılar. Müslümanlar önce o milletlerdeki o zaman üstün seviyedeki tıp, matematik, astronomi gibi bilimleri öğrenme ihtiyacını duydular. Bu bilimlerle ilgili eserlerin miladi 8. yüzyılın ortalarına itibaren Arapça'ya tercümesini sağladılar. Ancak o devirlerde bütün bu ilimler felsefeyle iç içe ve alimlerin çoğu aynı zamanda filozof idi ve felsefeyle de uğraştıklarından dolaylı olarak da felsefe de o ilimlerle İslam alemine girmiş oldu. Tamamen bilimsel eserlerin yanında felsefi eserler de Arapça'ya tercüme edilmeye başlandı. Tercümeler vasıtasıyla Müslümanlar eskilerin felsefi düşüncelerini öğrendiler. Böylece de bu yabancı felsefi düşünceler İslam'da felsefi düşüncenin doğuşuna etki ettiler. İslam felsefesinin doğuşuna tercümeler yoluyla etkiden bu yabancı felsefeler şunlardır. 1. Antik Yunan ve Helenistik devir felsefesi. 2. İran Sasani felsefesi. 3. Hint felsefesi. Tekrar okuyorum dostlar. Antik Yunan ve Helenistik devir felsefesi, İran, Sasani felsefesi, 3. Hint felsefesi. Bütün bu yabancı felsefelerin ne olduğunu ve ne ölçüde İslam düşüncesinin doğuşuna tesir ettiklerini ileride temas edileceğinden burada onları ele almıyoruz. Ancak burada şunları ilave edebiliriz. Müslümanların yabancı felsefelerden etkilenme en önemli yolu tercüme yoludur. İkinci derecedeki yol, yabancı düşünürlerin Müslüman olmalarıyla fiilen İslam kültürüne dahil olmaları ve felsefi ve bilimsel faaliyetlerini bu yeni kültürde devam ettirmeleri. Üçüncüsü de özellikle Hristiyan, Hindistan gibi uzak memleketlerde ve İslam alimlerinin yaptıkları seyahatler ve bu seyahatlerde oralarda incelemeler yapmalarıdır. Mesela Biruni'nin Hindistan'a kadar giderek incelemeler yapması bu üçüncü yola bir örnek teşkil eder. Bu çok meşhur bir kitabı vardı olsa ben lise yıllarımda okumuştum Biruni'nin bir kitabını. Zaten hayranım daha da artmıştı harbiden. Hatta Hindistan konusunda, kültürü konusunda ilk kitap yazan alimler arasındadır Biruni. 1040'lı yıllarda vefat etti öyle hatırlıyorum. Bu yabancı kaynaklardan İslam felsefesinin doğuşuna en çok etki eden Antik Yunan felsefesi ve onun Helenistik devirde aldığı şeklidir. İran Sasani etkisi çok sınırlıdır ve daha çok siyaset ve siyaset ahlakı sahasına aittir. Hele Hint felsefesinin tesiri yok denecek kadar azdır. Hatta halifeler zamanında mesela Hazreti Ömer'in devlet teşkilatı konusunda getirmiş olduğu birçok yenilikte almış olduğu bilgiler Sasani İmparatorluğundan alınma bilgilerdir dostlar. İslam felsefesi hakkında kaynaklar, yazılış itibariyle diğer ilimlerle birlikte İslam kültüründeki geleneksel felsefenin doğuşu, gelişmesi özelliğiyle Müslüman filozofların hayata eserleri ve düşünceleri hakkında genel bilgiler vermeye hedef alan eserler vardır. Bunları İslam felsefesinin ana kaynakları olarak adlandırabiliriz. Şimdi bu ana kaynaklar var, bir de tali kaynakları var. Tali fer'i demek, yani ana kaynaktan sonra, ana olandan sonrakiler, yan başlık diyoruz ya.
ana kaynakların tanıtılması. Yazılış gayesi doğrudan doğruya İslam filozofları ve felsefesi hakkında bilgi vermek olan eserler ana kaynaklar olarak zikredebiliriz. Bunları da çeşitli gruplara ayırabiliriz. Bir, genel biyografik ve bibliografik eserler. Müslüman filozofların hayatları ve eserleri hakkında genel bilgiler veren eserlerdir. Müellifi Müslüman olan genel biyo ve bibliografik eserler, mesela Fihrist el-Ulum. Genel biyografik ve bibliografik eserlerin bilinen en eski ve en meşhurların birisi İbn-i Nedim'in ölüm tarihi 995, zaman zaman söylüyorum dostlar. Arapça olarak kalem adı Fihristül Ulumudur. Eser İslam filozofları, bilim adamları, kelamcılar ve sufilerden başka antikçe Yunan filozofları ile Süryani mütercimler hakkında da bilgi verir. Yazarın bu eserini 987 yılında Darur Rum, yani Anadolu'da, yani Türkiye'de bitirdiği söylenmektedir. Eser 10 makaleden müteşekkil olup 7. makale filozoflara ayrılmıştır. Tarihü Etibba vel Hukama. Bu eser Endülüs'ü meşhur tabip İbn-i Cülcül, ölüm tarihi 995'ten sonradır, İbn-i Nedim'in yaşadığı çağda yaşamış, tarafından Arapça olarak yazıldı. İslam filozoflarından başka antikçe Yunan filozofları, Süryani mitolojileri hakkında bilgi veriyormuş bu kitap. Bu kitabı görmedim dostlar. Tabakatül Umam. Endülüs'ü tarihçi ve alim Kadı İbn-i Said 1070'te vefat etti. Arapça olarak yazdığı Tabakat-ül İmam devrine kadarki İslam filozofları ve kelamcılar dışında Yunan, Yahudi ve Hristiyan filozofları hakkında da bilgi vermekte. Tarihi Ulema-il Endelus, Ebu Velid Abdullah İbn-i Farazi, ölüm tarihi 1013'ün Arapça eseridir. Endülüs'e yetişen alimler ve filozoflar hakkında bilgi verir. Diğeri, Kitab-ı Sıla fi Ahbar E'immetil Endelus, Nushetül Erva. Kitaplar okuyun dostlar. Tarih Hukama el-İslam, İhbar el-Ulema bi Ahbarul Hukama, Uyunul Enba fi Tabakatil Etibba, Vefayatul Ayan ve Enba'u Ebna'iz Zaman, İbn Hallikan 1282. Bu kitap da çok meşhur. Bu kitap hakkında bilgi verdiğimi hatırlıyorum bir videoda dostlar. Vefayatul Vefayat, Eşşakayık-ı Numaniye, Nevadirul Ahbari fi Menakıbul Ahyar, Keşf-ı Zunun, bu Osmanlı alimlerinden Katip Çelebi'nin. Katip Çelebi 1657'de öldü. Bu kitap hakkında bilgi okuyayım dostlar. 20 yılda Arapça olarak kaleme aldığı Keşf-ı Zunun, En Esa Milli Kutubu Vel Funun adlı bu eseri zengin ve meşhur bir biyo-bibliografya kaynağıdır. Kitap ve bilim adamlarının harf sırasına göre tertip edilmiş olan bu eser 14.500 kadar kitap, 14.500 kadar kitap ve risale, 10 bin kadar da çoğunluğu Müslüman olan müellif hakkında bilgi vermekte. Bildiğim kadarıyla o zamana kadar yazılmış en geniş biyografi kitabı diyebiliyorum dostlar. Gerçekten dehşet bir kitap. Avrupa'da da oryantalistlerin hakkında çok fazla araştırma yaptıkları, bilgi kaynağı olarak kullandıkları muhteşem bir eser dostlar. 20 yılda yazmış zaten Katip Çelebi. Evliya Çelebi ile karıştırmayalım. Şimdi diğer kitap Süllemül Busul ila Tabakatil Fuhul. Katip Çelebi'nin ikinci derecede öneme haiz olan bu eseri diyor. Bu da Katip Çelebi'ninmiş. Bak bu kitabı okuyana kadar Katip Çelebi'nin böyle bir kitabı olduğunu. Şimdi okuyunca hatırladım dostlar, unutmuştum. Müellifi Müslüman olmayan eserler, Müslüman düşünce ve tarihçilerinden başka özellikle Latin yazarlar, Müslüman filozof ve bilimcilerin Batı bilim ve felsefesini daha 9. yüzyıldan itibaren büyük ölçüde etkilediklerinden onlar hakkında genel bilgiler sunan eserler kaleme almışlar. Mesela Maktabnatu Zabne, yabancı isimler dostlar, birçoğu yani İngilizce falan olsa belki yine okuyabileceğiz, Arapça değil zaten onu okuruz ama o yüzden okuyamıyorum ama kitaplar yazılmış. Bu yüzden o kitapları okumuyorum. Özel biyografik ve bibliografik eserler. Bu da hani otobiyografi diyoruz da o kapsama girebilecek tarzda eserler. Mesela Gazali'nin El-Munkizü Münaddelat. Bunu tanıtmıştım size küçük bir risale de olsa 80 sayfa falan. Memlekette yanımda olsaydı onu da okuma listeme alacaktım. Çünkü gerçekten harika bir eser. Gazali'nin hayatın sonlarına doğru yazılmış bir eser ve çok fazla doyurucu bilgiler var aslında. Yani İslam felsefesi, İslam kelamı, Gazali'nin kendi gözünden, kendi bakışından, kendi değerlendirmesi üzerinden olduğu için onun okunması faydalı olur diye düşünüyorum. İbn Haldun, meşhur İbn Haldun, 1406'da sosyolojinin babası diye bilinir aslında, tarihçi. Tarih bin İbn Haldun ve Rahlatehu Şarkan ve Garban. İbn Haldun El-İbar diye mukaddime takdim eden ön söz demek dostlar.
bir kitaptır, iki cilttir ama Türkçe'ye iki cilt olarak bildiğim kadarıyla tercüme edildi. Bendeki iki cilt ama yıllar öncesinde de tercüme edilmişti. Hasan Ali Yücel tarafından zannetsem tercüme ettirilmişti ya da bana öyle geliyor. Kültür Bakanlığı yaptığı bir dönemde de. O zaman okumuştum ben onu. Şimdi sonrasında tekrardan tercüme edildi diye biliyorum. Harika bilgiler sunuyor dostlar. Sadece tarihi bilgi sunmuyor. O yorumları falan çok orijinal. Gerçekten dehşet bir şey. Aristo'nun felsefesinde şöyle bir iddia var. Aristo tarihi ilim olarak görmüyor. İlim olarak görmesi için yasaların olması gerekir der Aristo kitabına. Aristo'yu eleştiriyor. Yani tarihte bir ilimdir diyerek bazı gerekçeler de beyan ediyor. Bu açıdan da çok orijinal fikirleri var İbn Haldun'un. İbn Sina'nın Siratü Şeyh Er-Reis. Ondan sonra Biruni'nin kitabı var dostlar. Şehrazuri'nin Şeceretül İlahiyye eseri var. Şehrazuri 1250'de öldü dostlar. Bu eserinde hocası ve İşrakiliğin kurucusu olan Şehabet-i Sührevedi El-Maktul'un hayatını ve eserlerini anlatır. Bu Sührevedi'nin risalesini ben okumuştum dostlar. Hatta gösterdim galiba size o kitabı. Küçük bir risale ama dehşet şeyler var. Felsefi düşüncelere konu alan eserler dostlar. Yazarı Müslüman olan düşünce eserleri, mesela Ebu Süleyman Es-Sicistani, İbn Hindu, Ebu Hayyan Et-Tevhidi, kitabın isimden söylemiyorum, El-Beyhaki, El-Gazali, İbn Fatık, Şehristani, ondan sonra yine Şehristani, Fahreddin Razi, yazarı Müslüman olmayan düşünce eserleri, mesela Musa İbn Meymun, 1204'te öldü, bu Yahudidir, Delaletül Hayrin, eserin aslı Arapçadır. Başta yazan ana dili olan İbranice'ye ve çeşitli Batı dilinin tercümesi yapılmış. Ben bunu yıllar önce şehir kütüphanesinde okumuştum. Musa İbn Meymun'un böyle bir kitabın olduğunu kaynaklarda okumuştum. İslam dünyasından çok etkilendiğini biliyorum. Hatta Yahudiliğin inanç ilkeleri ile alakalı bazı maddeleri var. Bunu tamamen İslam'ın Amentüs'ünden kopyaladığına dair şeyler var. Biraz tabii İbrani kültürüne uyarlayarak, Yahudi inanç sistemine uyarlayarak oluşturmuş. Ama çok ciddi bir eser Delaletül Hayr'in kitabı. Zaten Arapça yazmıştı. Felsefe sözlüğü olan eserler dostlar. Özel felsefe sözlükleri. Mesela Risale fi Hududül Eşya ve Rusumu Miha Et-Ta'likat. Bu Farabi'nin bu eseri. Farabi'nin dostlar. Bir özel felsefe sözlüğü niteliğindedir. Risale fi Hudud. Bu İbn Sina'nın felsefe sözlüğü. 72 önemli felsefi ıslahı açıklıyor. Felsefe sözlüğüyle alakalı ben size birkaç kitap tanıtmıştım, hatırlıyorum. İlimlere ait olan genel sözlükler, mesela felsefe dahil çeşitli ilimlere ait olan ıslahlarla bir arada açıklayan sözlükler de var. Bunların en önemlileri şunlar. Kitab-ı Tarifat. Bu Seyyid Şerif Cürcani'nin bir kitabı. Hatta arkamda şu dostlar. Ama bu Tarifat kitabında 1500 ile 2000'e yakın kelime var. Buradaki bir Osmanlı bir alimin o tarifattan çıkarmış olduğu tasavvufla alakalı kelimeler var. Zaten 180 kadar kelime vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hem Osmanlıca orijinali var, Osmanlıca Latinize edilmiş kısmı var ve sadeleştirilmiş olan kısmı var. Çok ciddi bir eserdi tarifat. Seyyid Şerif Cürcani 1413'te öldü, 1340'da doğdu. O ciddi bir adam. Gerçek adı Muhammed'dir dostlar. Benim hayran olduğum bir zattır. Şerhul Mevakif isimli kitabı yazılmış en ağır kelam kitabı olarak bilinir. Ve Avrupa'da da oryantalistlerin haklarında en çok araştırma yaptığı üç alimden birisiymiş. Seyyid Şerif Cürcani. Çok dehşet bir adamdır gerçekten. Kitabı tarifat hakkında bilgi veriyor. Geçtik. Başka kitaplar da var dostlar. Felsefi ansiklopedik eserler var. Akli ve felsefi ilimleri ansiklopedik bir şekilde genel olarak incelenen eserlerde felsefi terimlerin açıklandığı bilimlere de rastlanmaktadır. Mesela Mefatih-i Ulum, ilimlerin anahtarı demek dostlar. Muhammed İbni Yusuf Katip el-Havarizmi, 997'de öldü. Bu eseri bütün ilimler hakkında genel bilgi verir. Felsefe ve felsefi ilimlere ayrılan ikinci makalelerin birinci babının üçüncü bölümde Havarizmi 35 felsefi ıslahı alfabetik olarak açıklar dostlar. Tali kaynaklarına tanıdığı, tali ana kaynaklardan sonraki kaynaklar demek dostlar. Yazılış gayeleri doğrudan doğruya İslam felsefesi ve filozoflar hakkında bilgi vermek olmamakla birlikte bu konularla ilgili çeşitli bilgiler ihtiva eden ve aşağıda olduğu şekilde sınıflara ayrılan eserlere İslam felsefesinin tarih kaynakları denir. Mesela genel kültür tarihleri, Mesudi'nin Kitab-ı Tembih ve İşraf, Mesudi'nin Muruc-ü Zeheb, bundan bahsetmiştim Muruc-ü Zeheb'den.
El-Hamedani'nin El-Ekli'l, İbn Haldun'un El-Mukaddime, Şeyh-i İslam'ın kitabı Milal ve Nihal, bunu tanıtmıştım, kitabı El-Milal ve Nihal'i. İbn Hazm'ın kitabı Fisal, bundan bahsetmiştim dostlar. İbn Hazm'ın yine kitabı Milal ve Nihal, İbn Haldun 1064'te vefat etti, Endülüs alimlerden, Zahiri mezhebinin imamlarından, Kitab-ı Muhalla isimli fukih kitabı var. El-İhkam fi usul-i ahkam isimli usul-i fıkhını da göstermiştim size. Başka bir iki kitabını daha, Siyer-i Nüzul diye kitabını da tanıtmıştım dostlar. Aynı zamanda bu yaşadığı çağda Hristiyanlar için, yani nasıl söyleyeyim, Hristiyanlık konusunda çok ciddi bilgileri ve araştırmaları olan bir kişi. Çünkü Hristiyanlar da yoğun olduğu Endülüs'te, İspanya'da yaşadığı için o kültüre vakıf bir insan. Genel tarih kitapları, bunlar mesela Hatip el-Bağdadi'nin Tarihi Bağda, çok ciddi bir eser dostlar. El-Belazuri'nin Futuhul Bultan, her zaman bahsediyorum biliyorsunuz, Belazuri Türk asıllıdır. Futuhul Bultan, beldelerin fethi demek. Aynı Ensab-ı Eşraf, yani Şerefli Nesepler isimli bir kitabı daha var. Bu Futuhul Bultan kahraman alimdir dostlar. Bu, yani ucun nereye giderse gitsin, kime dayanırsa dayansın, yani yazacağını söyleyen ve yazan bir insan. Bu yüzden Belazuri'nin kitabına var olan birçok şey çıkartıldı maalesef. Ben biliyorum çıkartıldığını. Bunun çok örnekleri var. Bazen diyoruz ya, o İslam tarihine var olan birçok şeyi o ilk dönem kaynaklarından aktarmış olsak ya muhtemelen yani sıkıntı yaşarsınız, yaşanılıyor. Bunu birçok hoca biliyor. Bu yüzden Belazuri bu konuda çok çok önemli bir kişidir. Ama maalesef kitaptan birçok gerçek bilgiler çıkartılmış. Bu da çok yanlış bir şey. İbn-i İbri, Tarihi Muhtasarı Duval, İmam Taberi, Tarih El-Umam El-Muluk. İmam Taberi tefsircilerin, tarihçilerin babası diyebilir. Ölüm tarihi 923. Onun tefsirini tanıtmıştım dostlar. Tarihi, İslam tarihiyle alakalı zaten böyle bir kitabı da var. Çok ciddi bir kaynak dostlar. Yani Taberi'nin de şöyle bir yanı var. Kitabını ne bulursam alırım diyen bir zat. Zaten onun tefsirinde böyle bir, özel bir tarafı var. Ansiklopedik bir alim. Her aldığımı da kabul etmem der haklı olarak. Ama böyle iddialar da var. Yani ben de istifadenize sunuyorum. Tercih sizin diyen bir zattır. Bu açıdan Taberi müthiş bir kişidir. Tabakat ve Siyer kitapları, mesela İbn-i Murtaza, Kitab-ı Tabakat-ı Mu'tezile, İmam Yakuti, Mocam-ül Ubede, İmam Sübki, İmam Kandemir, Habib-ü Siyer, coğrafya ve seyahat kitapları var. Ebu Dulaf'ın Acayip-ül Buldan, Yakut'un Mocam-ül Buldan, İbn-i Batuta, İbn-i Batuta meşhur seyyah dostlar, çok ciddi. Bu İbn-i Batuta'nın bu seyyah kitabını tanıttım diye hatırlıyorum. Evliya Çelebi'nin malum Osmanlı alimlerinden, Seyahatnamesi. Biliyorsun bu konu hakkında da belki bir şeyler okumuşsunuzdur. Bu kaynakların değerlendirilmesi başlıklı bir şey var dostlar. Oraya geçelim. Burada İslam felsefesine felsefe ve filozofların tarifi başlıklı bir konu var dostlar. Burada kalalım isterseniz. İslam felsefesine felsefe filozofun tarifi, felsefe kelimesinin sözlük anlamı falan. Bundan sonraki videomuzda buralardan okumalar yapabiliriz. Biraz hızlı geçiyorum, hızlı okuyorum. Dediğim gibi tamamını okumak istesem yani bir yıldan fazla zaman alır. Gerek yok. Yapılması gereken çok fazla iş var. Bu şekilde de inşallah doyurucu oluyordur diye düşünüyorum. Zaten kitap elinizde ise okuyabilirsiniz dostlar. Mehmet Hoca'yı gerçekten tavsiye ederim. Çok yönlü bir alimimizdir. Allah uzun ömürle ihsan eylesin. Yaşıyor diye biliyorum. Vefat ettiyse harbiden utanmış olurum. Duymamam adına da kendi adıma da kendimi kınamış olurum. Şimdi de bu kadar dostlar. Birazdan Sayın Hocamızın İslam'da Bilim ve Teknoloji kitabının okumasını yapacağız. Görüşmek üzere.